Bismillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Sizinle alakalı daha çok. Size acile müracaat ediyorlar ya, elemin var diye. Elem. Devamlı tehir edilen ders. Çok da keyifli bir ders. İnşallah bitirmek istiyorum şu sayfayı, arkalığını. Aynı zamanda bak bu çalışmışım, bu 3 sayfadır. Şöyle bir sayfa 75, 76, 77 size Risale'den çıkarttığım elemle alakalı, yani çalıştım çok komprim olsun dedim. Çünkü bu kafa bulacak bir yer değil yani, bizim yani kaynaksız bulamazsın bunları. Çıkarttığım oradan. Yani telefonu kapatıyorsunuz. Tamam? Telefonu kapatıyorsunuz. Sonra İmam-ı Rabbani Hazretlerinden şey yapmışız. Aldığım elem. Allah razı olsun, sağ olsun. Bu konuda uzman arkadaşlarımız, kardeşlerimiz var. Onlara söyledim. Bana İmam-ı Rabbani Hazretleri elem hakkında ne diyor dedi. O özünü çıkarttı. Ben de o özden öz aldım. Hepsini bana öz olarak gönderdiğini mümkün değil. O da bir ders olurdu. Onu da okuyacağım size. Şimdi ben burayı okumadan önce bu elem Risale'deki toplamayı Risale'den okuyarak çok komprim, bir saat hepsini sıkıştırmam lazım. Besmele çektikten sonra başlayacak. Şu anda konuşma başlamıyor. Şimdi ben size şunu da şöyle yapayım. Geliyor mu ses? Şimdi vecizeleri okuyorum. Bu komprim pencereyle buna bakacağız. Buradan al. Külliyattan çıkan cümleler. Bir, elem nedir? Lugat manasıyla ağrı, acı, keder, sancı, dert, gam, kaygı. Yani kendisini böyle ifade ediyor. Elem. Aslında temelinde bu var. Kaygı. Peki, içine çıkarttıklarım. Elem nedir? Lezzetin zıttıdır. Elem nedir? Firakın ortaya çıkardığıdır. Ayrılığın ortaya çıkardığıdır. Elem nedir? Lezzetin içinde elem, elemin içinde de lezzet vardır. Elemin geçmişi var, vücudu var ki geçmişten elem ve lezzet alabilir. Geleceğin elemi yoktur, geleceğin korkuları vardır. Geçmişten elem, gelecekten korkular vardır. Gidelim, daha zihnimizde oturacak biraz da olgunlasın. Elem istikamet olmasa elemli, belalı, gamlı, kabuslu olur. İstikamet olmasa hayat elemli olur, belalı olur, gamlı olur, kabuslu olur. Lezzetin içinde meratip olsun diye elem var. İçinde elem olmayan yalnız imandır. İlginç. Yani mesela Allah'ın kudreti niye sonsuzdur? Çünkü içerisinde acizlik yoktur. Yani zıttı yok. Bir şeyin içerisine zıt girerse orada mertebe olur. Mesela varlıktan soğuğu kaldırırsanız veya sıcaklığı kaldırırsanız sıcağın ve soğuğun derecesi olmaz. Elem insanı olgunlaştırır. Meyveyi olgunlaştıran güneş gibi yakarak olgunlaştırır. Elem, alem için değildir. Meyveyi olgunlaştıran güneş gibi. Elem olmasa insan olgunlaşamaz. Tasavvuru zevalden gelen elem, daha ayrılık yok,
ayrılık düşüncesinden bile başlıyor elem. Elem, her faninin üzerindeki fanilik eylemi damgası varmış. Her faninin içerisinde elem vardır. Geçmişten elem, gelecekten korkular olur. Hayvan geçmişi olmadığı için elemsiz bir lezzet alır. Geçmişi olanın mutlaka herkesin elemi vardır. Geçmişi olanın. Geçmişi olmayanın elemi yoktur. İnsanın hem lezzeti hem de elemi daimidir, ani değildir, diğer mahlukatlar gibi. Yani diğer mahlukatlar ani ve fanidir. Vurdun sopayı hayvana, acı geçti bitti. Ama biz düşündükçe deşilir o. Zulmet olmasa ziya tahakkuk etmediği gibi, elem olmasa lezzet bir kemal olmaz. Elemin çaresi, Cenab-ı Hakk'a Celle Celaluhu tanımak ve ona tevekkül etmek de mümkündür. Allah'ı tanımak ve ona tevekkül etmek de mümkündür. Şu okuduğum cümleler, keşke şimdi hatırıma geldi, aldığım kitap ve sayfa numarasını yazsaydım. Bunlar tek tek okunarak. Bak, elemin çaresi, Cenab-ı Hakk'ı tanımak ve ona tevekkül etmek de mümkündür. Mevcudatın alam ve meşakkatlerini düşünüp ruhuna elem çektirme. Demek tasavvurda. Tasavvur kullanıyor. Elem his olduğu için vicdanın içindeki histir. Elemin yeri vicdandadır. Vicdanın içerisindeki hissin içindedir. Ama aktifliği diman tasavvurundadır. Tasavvurun içerisindedir. Orada tasavvurun içerisinde aynı zamanda korku vardır. Korku vardır, evet. Haf hisnedir, aşağıdadır. Genişletiyorum biraz. Mesela tahattür vicdanın içerisindeki histedir. Vicdanda şöyle dört tane mertebe vardı ya, öyle karpuz gibi kesin. İçerisinde dört tane özellik var. Veya soğan kabuğu gibi yapalım. Vicdansız adam, vicdanın mı yok, vicdanını mı kaybetti? Hani diyoruz ya gündelik hayatta. O vicdan deyince neyi kastediyoruz? Soğan kabuğu gibi dışarıdan içeriye giriyorum. İrade, zihin, his, latife-i Rabbaniye. Tahattür. Haf, elem, vicdanın içerisindeki hissin içindedir. Diman mertebesini sayıyorum. Kızacaklardır doktor kardeşlerim ama dimanda korteks var, akıl var. Diğer detayları, Bediüzzaman Hazretleri dimanda akıl hakimi kılıp diğerleri detay yapmamış. Kur'an ve sünnet ışığında Cenab-ı Hakk'ın ikramı o. Diman 7 mertebesi var. Aşağıdan yukarıya, kabuktan içeriye. Böyle içeride yok ama mertebedir. Tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdik, izan, iltizam, itikad. Korku tasavvurdadır. Hatırlama tasavvurdadır. Tahattür vicdandadır. Hatırlama tasavvurdadır. Korku tasavvurdadır. Haf vicdandadır. Korkuyla haf, tahattürle hatırlama farklıdır. Buraya gelen arkadaşlar tahkik ehli olduğu için, çoğusunun elinde kalem kağıt var zaten. Yani dimağda onun ikide bir, oradan oraya niye çıkıyorum? Buraya bilerek geliyorlar yani, tamam mı böyle? Böyle düz okuman bir ders olmadığını bilerek geliyorlar. Şimdi bir dimağ bir aşağı, bir yukarı bir aşağı. Yani doktorum da burada. Bak oraya bakıyordum ama burada da varmış. Şimdi dima ve vicdan. İkisini beraber işlemeye çalışıyorum. Bu çok zor iştir. Bu zor iştir, inanın. Korku aklidir, yani dima aittir. Haf kalbidir.
Hatırlama aklidir, tahattür kalbidir. Elem vicdanın içindedir. Elemin bulabildiğim kadar üç modu vardır her şeyin olduğu gibi. Çok uğraştım ama muvaffak olduğumu bilmiyorum. Ancak inşallah kardeşlerim bulurlar da bana bildirirler ama bulduğum şudur. Elemin ifrat tefritini söylüyorum. Elemi şeytan işletirse ifrattadır. Cinler, erbaa habiseler, nefse emmar işletirse tefrittedir. Elemi din işletirse, vicdan işletirse vasattadır. Yani uygulayayım. Yazıklar olsun. Ben o günleri namaz nasıl kılmadım? Yazıklar olsun. Onu nasıl dedim? O günahı ben nasıl işledim? Bu vicdan işletiyor, bu vasattır. İyi bir şey. İyi bir şey. Tövbeye sebeptir. Ama ifrat edersen buna da berbat bir şey. Yazıklar olsun, yazıklar olsun. Ama bugünü kaçırdın. Güya geçmişten intikam alıyorsun. Geçmişte böyle intikam alınmaz. Geçmişe tövbe ediyorsun. Hemen ondan intikam almak için bugünü güzel yaşıyorsun. Tefriti nefse emmare, cinler, erva habise işletiyor. Elemin, korku olur. Ölüyorum galiba. Kalp krizi geçiriyorum. Bu elemi nefse emmare, cinler işletmiş. Tamam mı? Sen Allah seni affetmeyecek. İfratını anlatıyorum şimdi. Şeytanın, kalpten. İfratını anlatıyorum. Tefritini anlattım. Vasatını anlattım. İfratını anlatıyorum. Seni Allah affetmeyecek. Sen cehennemliksin. Sen var ya sen. Yalancısın. Sahtekarsın. Öyle diyerken boşuna yap. Kalpte olan o elem de ifrattır. Vasatını nasıl anlarız? Geçmişimizden kaldırırız elimizi. İstiğfar ve tövbeye götürür bizi. Ya Rab affet bizi. Ve o acı var ya çok tatlıdır ve çekirdeği ağaç yapan güneş gibidir. Elem olmasa inkışafat yoktur. Ne, güneş yok. Ne olacak? Güneş yok, elem yok. Aynı şey. Ama çıkartırsın güneşi böyle tepesine hiç gölge yapmasan kurur o da. Fazla güneş de kurutur. Az güneş de ölür. Bir şey olmaz yani. Ben yaptım. Hatay'dan gittim. Nar aldım, Rize'ye diktim. Nar ağacı oldu ama vermedi. Güneş yok. Bu da tefrit. Çayı da gittim Adana'ya diktim. Hepten yandı. Su istiyormuş. O da ifrat. Gittim çayı Rize'ye diktim. Narı da Hatay'a diktim. Bu da vasat. Güneş bitkiye neyse elem ruha öyledir. Nasıl sıkıyor muyum sizi? Elem neymiş değil mi? Elem aslında çok harika bir şeymiş. İnsani bir özelliktir. Hayvanda yoktur. Çünkü elem maziye aittir. Gelecekten korkular, bu çok ilginç tespit külliyatta ustatıyorum. Gelecekten korkular, gelecekten elemler olmaz. Geçmişten elem olur. Gelecek, geçmişten de korku olmaz. Bitti o. En korkulu halini bile anlatsan, korku halin bugün lezzettir. Köpek bana orada bir saldırıyordu, bir sen kurtuldum. Şu anda lezzet var. Heyecan anlatmana sebeptir. Yoksa o an olmaz. Geçmişten elem vardır, korku yoktur. Gelecekten korku vardır, elem yoktur. Ama şeytan geleceği taşımaya çalışıyor Firavun. Seni Allah yakacak, affetmeyecek. Sana ne affetmeyecek sen? Sen çok da beni düşünüyordun. He? Niçin onu söylüyor biliyor musunuz? Allah seni affetmeyecek, affedilmeyecek kişi diyebilir bunu. Kendisi affedilmeyecek. Affedilmediği için. Sen imansızsın diyen imansızdır. Şeytan. Sen ne yapacaksın toprak altında? Korkan Allah'ın rahmetinden korkandır. Allah Allah. Şeytan öyle çakıyoruz ki. Hiç şaşır vallahi. Bunu psikoloji hastalıkta kullanırsınız. Ben de kullanıyorum kardeşim. Bir doktor öyle demişti.
Dedi ki bu psikoloji dersi yapan adam bunu yaşamadıkça dedi bunu söyleyemez. Bu klinik konuşması değil. Dedim ki Mesnevi Nuriye Kalı Mesnevi Nuriye açtım böyle 83. sayfada Kalı Mesnevi'de. Ustad diyor ki insan ben bir mana söylüyorum. İnsanların hayat serüveninde yürürken dima akıllarına ve kalplerine gelen o halleri diyor Allah bana hissettirdi ve ruhuma yansıyan cevapları yazdım diyor. Asrın imamı olmak kolay değil. Asrın bütün bela ve dertlerini aynaya yansıyacak. Dert benim, derman Kur'an'ındır olacak. Yaşamadıkça öyle şey olmaz. O kadar. O zaman ben size naklederim. Gır 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 gır. Evet, psikoloji bütün onları yaşadım ben. Ustad ne söylemişse yaşamış. Karşıma diyor şeytan çıktı diyor Beyazıt'ta. Çıkmadı mı? Şeytan iki kitapta yazabilirdi kütüphanede. Şeytan karşıma çıktı diyor. Yaşadım derken adam geldi bana. Size gelmiyor mu sanki? Size gelenler bana geliyor. Size demiyor mu imansızsın? Bana da dedi. Size demiyor mu abdestin yok? Bana da dedi. Ben de sonra bu bana ne diyor diye araştırdım. Sen araştırmadın ben söylüyorum. Ha, benim abdestim yok. Şeytan tasdikle abdestim var demekmiş. Eğer abdestim olmasaydı bana abdestsizsin diyemezdi. Çünkü psikolojisi nezir. Ben adamın şu psikolojisi merak ettim yani. Elhamdülillah. Bu elemi de ruhumda herkes yaşamış ya. Eğer bunu yönlendiremezseniz var ya, bu yönlendirilemezse. Ben seni seviyorum diyor. Kız diyor ki ben de seni sevmiyorum. Durup intihar ediyor. Niye biliyor musun? İntihar çıkış oldu. Öyle bir azap çekiyor ki elem. Ustad bu eleme diyor ki cehennemin cehennemi. Öyle ateşe benzemez. Ölümden insan ne kadar korkar biliyorsunuz değil mi ölüm? Hatta hani kebairdir. Adam öldürmek neyse kendi intihar etmek aynı şey ya. Bütün insanlar öldürmek gibidir intiharı. Bir insanı öldürmek ve kendini öldürmek. Peki bunu bildiği halde intihar ediyorsa ruhundaki azabı bir hayal edin bakalım. Cehennemin benziyor. Cehenneme doğru gideceğini bildiği halde intihar etmesi yaşanmaz demektir. İşte cehennemin cehennemi burada başladı. Ne kadar şükretsek az. Bugünkü ders elem onu yönetme dersidir. O elemi nasıl yöneteceğiz? Vites. Ondan sonra direksiyonu kaçacağız o elemi. Elem büyük nimettir. Elem ne demektir? Mevcudata, bitkilere, meyvelere, güneş neyse elem ruha öyledir. Ama yönetemezsen direksiyonla seni altına alır ezer. Üstadın şeyden bu mahlukatın fenaya, zevale yapması o da mı elem? O bize yansıyan. Onu okuyacağım. Ustada elem gelmiş o. Mevcudat niye fenaya gidiyor? Niçin durmuyor? Niçin gelenler gidiyor? Elem aldım diyor. Sonra Kur'an geldi bana dedi ki gelince basat oldu. İlk kullandığı o düşünce dimağa ait. Dimağa ait şeylerdir. Erva habise, mevadi şerire, cinle müdahale ediyor. Yani kafaya ait elem bunlardan. Kalbe ait elemler ise şeytandan o ifratı. Vasatı ise din aktif ederse. Ama yönlen birbirine böyle geçiş yapabiliyor, kandırabiliyor böyle. İyi bir usta olacaksın, usta oyuncu olacaksın. Her bu derslere gelenler şunu bilecek ki adınız gibi bilin, soy isim gibi. Her hissin tefrit, vasat, ifratı var. Her hissin, her duygunun, her fikirleri, her bir ana sana verilen ne varsa Allah ne vermişse. Akıl, ruhtur, istir, latifedir, duygulardır. Tefriti, vasatı, ifratı var. Kesin. Bu eylemin evvelihi, evveluhu, ahiruhu, zahiru, batınısıyla meşgul oldum ama bulamadım da. Orada eylem, o üstad o eylemi hissetmese o hakikat gelmez. Gelmez. O zemin oluyor. Zemin oluyor. Eylem zemin. Yani her şeyi büyüten, fikirleri büyüten, doğru yolu gösteren. Yani mesela ben diyor mevcudatım fenaya gidiyor, elem aldım diyor, feryat ettim diyor. Ondan sonra tak ders diyor. Okuyacağım zaten burada onu. Mevcudan tam. Ama oradan çıkartayım biraz çabuk yapayım. Elemin bir çeşidi de ifrat-ı şefkattan
illet doğduğu gibi elem aktif oluyor. Elemin, şefkatin ifratı illet ruhsal hastalıktır. Ne diyordu ona? 77. sayfa Kastamonu'da marazi ruhidir diyor. Sakami kalbi ve marazi ruhidir diyor. Şefkatin ifratı. Allah'tan ileri merhamet yapmak. Başka? Elemler sevap cihetiyle manevi lezzet getiriyor. İfrattan elem çıkıyor. Aynı zamanda musibete dönüşüyor. Lezzet eleme medyun. Yani elem yoksa lezzet yoktur. Küfür ve dalaletin o kadar dehşetli elemleri var ve boğucu karanlıkları var. Başka? Yani dikkat ederseniz nokta nokta koydum yani cümle. Elemin zeminsiz zemini Adem. Aynı elem olan Adem'miş. Elemin zeminsiz zemin. Elem nereden çıkıyor? Kontrolsüz elem. Her şeyin olumsuzu çıktığı gibi Adem'den çıkıyor. Çünkü faaliyet aynı lezzet olan vücudun tezahürüdür. Hareketsizlik elem doğurur. Size doktor söylemiştim. İki tane doktor. Gerçi üç tane doktor var şu anda gördüğüm. Ben bir doktor öneriyorum. İki tane doktorum vardı ben sıkıntı için. İki doktor öneriyordum. Bir tanesi bu. Bir doktor meşguliyet. İki doktor teslimiyet. Yani burada da faaliyet aynı lezzet olan vücudun tezahürüdür. Ne yapacak? Savaşı kendine dönecek. Yani meşgul değil bir şeyle. Kaç para alıyorsun? Abi niye işe gitmiyorsun? Abi çok az veriyorlar. Kaç para? 10 lira. Sen gitsen gelsen yol parası ve gıda. 12 lira tutuyor. Git 12 lira ver. 10 lira al ama çalış. Çünkü işi ben tedavi olarak görüyorum. Tedavi. Eğer çalışmazsan hiç şansın yok huzurlu olmaya. Çünkü bir, affedersiniz, özür dilerim, masadan kalkıyorum, tuvalete gidiyorum, sanki o masada değilim. Allah Allah, akıl aldatmaları oynuyor benimle. Tak tak oraya gidiyorum, bir dakika dur ya, dur. Tuvalete geldim, şimdi bir hedefi yok, gayesi yok, ereği yok. Bir gaye hakikate bağlı değil, bu kafa ne olur? Akıl bizimle dalga geçiyor biliyor musunuz? Akıl alettir, alet. Direksiyonu bıraktınız, gaza basıyorsunuz. Araba nasıl gider? Nasıl keyif olursa. O direksiyon akıldır yani. Alettir. Akıl asıl ceber değildir. Onu sen kullanacaksın. Asıl olsaydı Allah irade vermezdi. İnsanın bilmediği ve yetişemediği veya tutamadığı bir maksudundan gelen elem ve hüzün geliyormuş. Kıskançlık elemi. Oo, bunu kadınlar çok yaşar. Allah yardım etsin. O erkek yaşamaz mı? Öyle dedim ama güldünüz, o gülenlere söylüyorum. Senin daha beter oluyor. Tamam. Merak etme, o kadar sıkıntı çekmezsiniz. Çünkü namus duygunuz ne kadar törpülenirse o kadar kıskançlık elimi olmaz. Cemil mahvetmiş bizim. Küfrün ve bilhassa küfrü mutlakın ve nifakın ve irtidatın öyle karanlıklı ve dehşetli elemleri ve manevi azapları var. Bu noktadan eğer tecessüm etse o mürtet adama bir hususi cehennem olur bu elem. İman o elemleri teceddüdü emsal ile ihtar ve izale eder. Fikir elemini daimi kılmıştır. Fikir elemini daimi kılmıştır. Millet zannedir ki izah yapıyor. Risaleden aldığım şeyler bunlar. Fikir o elemi daimi kılar. Onu düşündükçe deşilir. Onun marifetiyle elemler lezzetleri inkılap eder. Tevekkül ve kanaat elemi izale edermiş. Elemler arılara benzer. İlişsen toplanır başına, lakayt olsan, lakaytsan dağılır. Elem ruhuna azap çektirmektedir. Onu hakkı tanımayan, sevmeyen, onu hakiki olacaktı. Onu hakiki tanımayan ve sevmeyen nihayetsiz şekavete, alama ve evhama, mane ve madete müptela olur. İnsan gayrın elemleriyle müteellim olur. Bu maddeten abi o manen şey midir? Manevi midir?
Nasıl bir de söyle. Bir oraya... Ha, onu hakiki tanımayan, sevmeyen orası. Davet, alem, evham ya. Manen, maddeten orada bir ayrım mı var? Ayrım var. Manen ve maddeten. Ayrımdır kesinlikle. Elem manevi şeylerden mi alınır? Elem... Çünkü mesela yani mesela maddi bir şeyden, yani yoksulluktan, kazadan elem alınır. Elem alınmaz. Genelde sayılır. Tabii daha çok böyle manevi şeylerden olur. Onlardan vahlanılır. Fakirliğe düştüğü zaman... Yok, elemi yoktur. Yani o azap şey gibi sıkıntı olabilir. Ama elem manevidir, aşağıdandır. Mesela vicdana ait bir elem var ki hiç silinmez. Diyor, ah öyle böyle namusla alakalı, dinle alakalı, kebayla alakalı, yedi bir kebay var ya, kat, zina, içki, kumar gibi dine zarar verecek bidalara taraftar olmak. Mesela şimdi gündemdedir. Adam dini dozerleyen bir adamla, grupla beraber. Dini cemaat niye isim? Dinsizliğe karşı. Onun için dini cemaatsın da ondan denmiş. Dinsiz de biri olursan o zaman düşman ki. Bir daha söylüyorum. Dini cemaat niyesin? Dinsizliğe karşı tek dayanamadığım için dinsizliğe karşı olayım diye. Dinsizle beraber oldun, düşman kim? Böyle bir dönemde yaşıyoruz. Dine zarar verecek bidalara taraftar olmak bidat, adam öldürmek gibidir. O sıradan gelmiş. Barlada geçiyor ya Mubikat-ı Seba. O tarafgirlik şey zannediliyor, sıradan zannediliyor. El hubu filla ve el buzu filla. Ya. Peki, insan gayrin eylemleriyle de mütelim olur. Şimdi İmam-ı Rabbani'den hemen çabuk okuyayım. O da şeyiniz olsun çünkü çok ilgimi çekti. İmam-ı Rabbani ustadımızın ne diyor usta? Neyim diyor? Ustadım mı diyor? İmam-ı Rabbani'den radiyallahu anh aldığım notlar. Rabb ile kul arasında bağı güçlendirendir, canlı tutandır elem. Diğer mahlukattan irtibatın kesilmesi demektir. Nasıl ki mutmainlik olmamaktadır, lezzet yanmaktadır, karar kararsızlıktadır, rahat yaralı olmadadır. Yani anladık mı bunu biraz böyle şey oldu ama okuyorsunuz bak bir de okuyayım. Lezzet yanmaktan çıkar diyor. Karar diyebilmen için kararsızlık olması lazım diyor. Rahat yararlı olmadadır. He zararlı mı olacaktı? Yaralı olmadadır. Mutmainlik olmamaktan çıkar yani. Mutmain oldum. Demek mutmainsizlik de var. Zıttı sıralamış. Rab ile kul arasındaki ilişkiyi düzeltip güçlendirendir. Bedene acı gelse de ruhen rahatlamaya sebeptir. Birinin lezzeti diğerinin elemini gerektirir. Ruhla ceset zıt olduklarından. Yani elem bedene yapılıyor daha çok ama ruh lezzet alıyor. Ölmeden önce ölmeyi başaramayan kişiye, bu çok ilginç ama, ölmeden önce ölmeyi başaramayan kişiye başına gelen bu musibet sebebiyle taziyede bulunmak gerekir. Kim ne anladıysa. Elem vesilesiyle bedensel hayattan çıkmaktır, sıyrılmaktır. Bedensel ve nefsaniyet cihetiyle ölmüş oluyorsun. Elemin karşısına tefekkürü sımsıkı sarılıp zikire devam etmek diyor. Bu dünyanın en kıymetli eşyası hüzün ve gamdır diyor. Bu sofranın en lezzetli yemeği musibet ve acıdır diyor. Bu sofranın en lezzetli yemeği musibetle acıymış. Büyük adam büyük konuşuyor. Hem nasıl ki acı bir şeyi tatlı bir şeye bandırılıp içirilirse zahirde tatlı iken, mesela acı bir şey, şekere sarın böyle, acıyı böyle tatlıyla kaplayıp yersen, zahirde tatlı iken aslında acıyı tatlı diye yutmuş olur. Elem de bunun tersidir işte. Yani nefis
lezzet gibi yedirdiği şeyin içerisine elem vardır. Allah sana yedirdiği elem gibi gözüken şeyde derman vardır. Dertler içinde dermanı buldum diyor. Dertler bana derman imiş diyor ustad. Sabırlılar için var. Herkes için. Haramın içi acı ama nefis lezzet aldığı için dişine şey. Evet. Nefis... Haramın içi acı, dişi lezzetli. Zehirli bala benzer. Helalın ise dişi biraz elemlidir. Meşakkat var, abdest falan. Ama içi huzurdur. Sen zahirde, ameliyathanede 3-4 kişi doktoruma geldim. Şimdi bir adam var. Hiç bilmiyor. Ameliyathaneye ne demektir? Gitti. Pat diye baktın ki 4 tane 2 doktor, 2 tane hemşire yardımcı bir adamı yatırmışlar, kesiyorlar. Görürken hakikatta 4 kişi birisini yatırmış kesiyor. Hakikatta tamir ediyorlar. Elem budur der. Zahirde elem, elem gibi gözükürken aslında tamirmiş. Çok acayip değil mi? Bir tanesi süper dedi. Çok güzel. Hoşuma gitti. Allah'a karşı hüsnü zanının ölçüsüdür. Burayı dinliyor musunuz? Bırakın gelen gidenler. Hüsnü zanın ölçüsüdür. Allah'ın rızası kulun duasındadır. Elem, bela, musibet sevginin muradıdır. Sevgilinin. Varlık içinde elem, musibet yemeği tuzu gibidir. Elemin ne olduğunu anlamak için akıbetine bak, neyi kaldırdı, neyi onun yerine getirdi elem. Hani ben hastalık için söylüyorum ya, hastalık bir şey değildir, virajdır, altı yol kavşağı gibidir. Nereye sebebiyet veriyorsa odur. Mesela hastalandı, namaza başladın. Ha, namaza başlamakmış hastalık. Bazı şeyleri, pislikleri ve kötü ahlaklarını düzeltemiyordun. Hastalık da düzeldi. Hastalık işte o güzel ahlaklardır. Varlık için okuduk. Elem, orayı da okuduk. Elem aynadır. Orada gözükene dikkat et. Eğer o ayna sana verilmemiş olsaydı, onda gözükenleri de, gözükenler de verilmemiş olurdu. Yani elem vasıtasıyla neler hissediyorsun, o önemli. Elem vasıtasıyla kimse gezmeyi hatırlamaz. Kimse ah olan maçı seyredemediğimi hatırlamaz. Hep Allah, Allah der. Demek ki elem aynasında Allah var. Biliyor musun meleklere, hayvanlara, nebatata ve taşlara insana verilen cinsten elem ve belaları yoktur. Elem ve bela insana verilmesiyle insanı imtiyazlı kılar. Adam olduğun için sana veriliyormuş. Adam olmayana verilmiyor. Düşün ki aşkta elem vardır ama içinde kendini ortadan kaldırabilecek kadar muhabbet saklı. Zahirde aşkın elemi ve ateşi var. Bu batının tezahürüdür. Muhabbetin aşkın dışa vuruşudur elem. Aşk ve muhabbet derecesi nispetinde dışarıda yanmak vardır. İçerideki volkandan, mağmadan haber veriyor. İçerideki volkandan, mağmadan, dağlardan o çıkanlar haber verdiği gibi. Düşün ki aşkın elemi olmamış olsaydı aşk denilir miydi? O yanmakta kendini kaybedecek kadar lezzet vardır. Aa, ben seni seviyorum diyor, kendisi yok. Ben seni sevmiyorum diyor, tak, yok oluyor. Evet, şimdi benim tefekkürüm bu. Bunlardan son ve külliyata şey yapacağım. Çaresizlik, herkes konuşur ya çaresizlik. Ruhumdan çıkan bir şey söyle. Benim tefekkürüm. Bana ait. Ara ver. Çaresizlik, her şeyin bittiği zannedilen, her şeyin sahibine dönme keskin virajıdır ve kavşağıdır. Çaresizlik anı. Her şeyin bittiği zannedildiği keskin viraj ve kavşaktır. Kime? Her şeyin sahibine. Dönüş kavşağıdır. Virajı alamazsan alamamış olursun. Araba kayar.
Ben de olumsuzluk pek yok ya, devirirsin diyemeyeceğim. Araba kayar, yine bir yerlere çarpar yani. Hakikaten Allah hepinize ve bana da size de amin diyenlere de olumsuzluk hiç nasip etmesin. Olumsuzu hiç sevmiyorum. Hiç böyle din şey anlatıldığı zaman kabir mabir hiç aklıma gitmiyor. Hep böyle başka şeyler geliyor. Başka, kulluğun şuurunda olması ile ruhu olgunlaştıran malzemedir elem. İstikbal ağacını besleyen zemindir elem. Evet, kaç dakika oldu şeye? 35 dakika, 30 dakika planlamıştım. 5 dakika önce konuşmuştum, tam planladığım gibi oldu. Şimdi Risale'den o bu okuduklarımızın noktasıyla bakıyorsunuz. Zevali elem, lezzet olduğu gibi, zevali lezzet dahi elemdir. Yani, elemin gitmesi lezzet olduğu gibi, lezzetin zevali dahi elemdir. Elemin gitmesi lezzet olduğu gibi. Demek ki birbirinin zeminidir. Zıttı mı desek, zemini mi desek? Zıttı değil de zemin diyelim yani. Dönmemek üzere zeval ise şefkati musibete, muhabbeti hırkate, yanmaya, nimeti nikmete, aklı meşhum bir alete ve lezzeti eleme kalbeder. Eğer mesela ölüm var, ahiret yok. Şefkat musibet olur, muhabbet ateş olur, nimet nimetsiz olur, akıl başa en büyük beladır. Lezzet de eleme kalb olur. Eğer insanın aklından, önünden ahireti kaldırırsan. Yani ne demek istiyor? Ahiret inancı bunları besleyendir. Şefkatı dengeye koyan, muhabbeti dengeye koyan, nimeti dengeye koyan, aklı dengeye koyan, lezzeti dengeye koyandır. Atlıyorum. İnsan hazır zamanla beraber geçmiş ve gelecek, bu parantez içinde almış. Toplamada aslında yok geçmiş. Ama sonra baktım böyle zannettim ama değilmiş. Zamanlardan dahi hem elem hem lezzet alabilir. Yani elem geçmişte var, gelecek yok. Geçmişten elem, gelecekten lezzet alıyor. Öyleymiş. Sıralama öyle. Sonra kafayı karıştırınca, yo yanlış olmuş dedim, ben mi iş yaptım dedim, bunu parantez. Demek ki bu sıralama var. Gençlik istikamette olmasa, yani sormak istediğinizi görüyorsunuz, orada ya şunun izahını isterdim dediğiniz varsa sorun, beraber işleyelim onu. Ben anlaşılıyor diye gidiyorum. Çünkü yarım saat bunlardan çıkarttıklarımı okudum size. Bu sayfadan çıkarttıklarımı okudum. Gençlik istikamette olmasa, hani demiştim ya istikamet kendisi saadettir. İstikamet yoksa hem belalı olur hayat, hem elemli olur hayat, hem gamlı olur hayat, hem kabuslu olur hayat, böyle yaşanır. İstikamet yoksa. Onun için Fatiha'da ihdina sıratel müstakim var. Yani hidayetin kendisi olan istikamet, istikamet olan hidayet. Allah nasip et, ondan ayırma diye dua ediyoruz. Amin. İlmimizi artır demiyoruz. Hidayetimiz artır. Yani istikametimizi, sadakat istikamettedir. Sadakat varsa istikamet vardır. İstikamet varsa bir insanda sadakatı vardır. Adınız gibi bilin. Bir insan Risale-i Nur'da ve dinde istikametlidir. Yani sadakatlidir demektir. Sadakati yoksa adınız gibi bilin, ya ifrattadır ya tefrittedir. Belam bin Bahur'a bak nasıl çöktü. Evet. Bir saat muvakkat elem, ruhta bir manevi lezzet bırakır. Ve lezzetli saat bilakis elem bırakır. Başka, bütün mecazi aşıkların divanları, yani aşknameleri olan manzum kitapları, şu tasavvuru zevalden gelen elemden bile feryattır. Allah Allah. Yani beni yaktın, mahvettin, pişirdin, köfte ettin diyor ya. Ama aldın, eline geçirdin, kız tamam evlendin. Hala o var. Ha, onda gözüken beka vardı. Onda zannetmiş. Aldın tamam evlendin, gene yanıyoruz. Demek ki
başka bir şey. Leyla'yı Mecnun'a vermişler de. E tamam işte daha niye feryat ediyorsun? Demiş ki bu değil. Bunun için yanıyordu. Bu aynada gözükeni arıyordu. Ey Leyla'nın peşinde olanlar. Bulsan bile Leylim Leylium olursun. Yok orada öyle bir şey yok. O aynada yani sendeki beka arzusu o aynada görüyorsun. İnsan geçmiş zamanın elemleri ve gelecek zamanın korkuları her bir lezzetin dahi elemi zevali onun zevklerini bozuyor ve lezzetine bir iz bırakıyor. Geçmiş zamanın elemleri, gelecek zamanın korkuları her bir lezzetinde iz bırakıyor. Yani ya geçmişin korku şeylerde de öyle mesela. Kontrolsüz, korkunç bir enerji paketi. Yani kontrol edilemeyen bir güç. Tasavvurda bir şey var. Korku oradadır. Yorumlanamayan, izah edilemeyen, şablona ve kurala girmeyen bir paket düşünün. Enerji. Nereye ne yapacağı belli değil. Dimağı sarmış. Korku oluyor. Onu neyle? Onu tefekkürle ve teslimle tak dengesini oturtuyorsun. Gel lan buraya. Gel. Tefekkürle ve teslimle. Allah ve Allah'ın rahmeti. Bir eğer bir dengesiz bir adama da denk gelirsen korku varken vallahi var ya o kabir var ya ne yapacağız kefenle sarıldığın zaman. O yılan var ve akrepler falan. Haydi adam bitti. Bakırköy'de kesinlikle. Diye tamir ediyor. Onun için yarım doktor, yarım hoca adamı çok iyi yaparmış. Allah yardım etsin ya. Elem olmasa lezzet bir kemal olmaz. Elem olmasa lezzet bir kemal olmaz. Zulmet olmazsa ziya tahakkuk etmez. Ne acayip cümle ya. Bunu diyebilmesi için fıtratı iyi bilmesi lazım. Altındakini okuyorum. Cenab-ı Hakk'ı tanımazsa ve ona tevekkül etmese, bütün sevdiği ve alaka peyda ettiği bütün eşyadan mütemadiyen firak elemini çeker. Firak elemi var ya, yaktın beni, pişirdin, virane ettin. Ya diyeceksiniz ki nasıl bir şey, ben bilmiyorum, Allah yaşatmasın ama yaşamadım. Ne bileyim, böyle bir aşık olmamışız demek ki. Tarikatçı olamazdım zaten. Tarikata gittiği zaman eskiden sorarlarmış, aşık oldun mu? Yok demiş, tarikat yapamazsın. Git aşık olanına sor. Çünkü onun açtığı yarayı, onun zebalini düşünerek değmez diye diye o kuyuyu, onun açtığı kuyu Allah ile doldurmak. Böyle bir çare bulmuşlar. Tasavvuf bu, temelde bu var. Risale'de bu şeyde gitmiyor. Hasan abi, karım bu batı dünyasında adamlar aileleri kopukuyor. Bundan mesela diyor ya cinsinin elem alırsın ya. Elem almamak için adam tek başına yaşıyor. Evet, aferin. Avrupa herkes tek başına yaşıyor. Çünkü lezzet almak istiyor. Tanıdığım öyle onlara acısı varsa adam lezzet alamıyor. En iyisi diyor ki kendi başıma yaşayayım. Evet. Aynen. Avrupa'da işte bu şey tek olmak. Bizde mesela aile hayatında bir sıkıntı olur hemen boşanma. Burada da öyle. Tahammül yok, sabır yok, idare etme yok, yönetme yok, yani içe çekme yok, yani yönetme yok, yani sıkıntı yönetme, direksiyonu ele almak. Onu yönetme yok. Hemen böyle daldık, böyle ya türkülere şey yapıyor böyle veya hemen boşanayım. Zaten televizyonlar, radyolar her dizinin arkasına boşan. Boşanmalısın. Subliminal var. Arkasında bu ses. Duymuyorsunuz tabii. Her ailevi yapılan derste şeyde de oradaki dizilerde bu var. Bilerek söylüyor. Bunu savcıya da verdim. Ben bak zorlarsa mahkemede bunun şeyini isterim. Her filmde var diyeceğim. Var. Mahkeme diyecek bana. Tamam. O zaman o yayınladıkları filmlerin
olmadığını bana söylesinler. Ben veya hangi dakikada olduğunu söyleyeyim. Bir tanesini söyle dedi. Reklamı mı söyleyeyim dedim, diziyi mi dedim. Reklamı söyle dedi. Coca-Cola da var dedim. O tam şişe geldiği anda, şişe geliyor ya ekran böyle bir veya böyle deniz şeyinde buz. Tam o şişenin arkasında çıplak müstehcen resim var. Onun için Coca-Cola içen herkeste cinsellik hatıra gelir. Mesela haberlerde kesinlikle subliminal var hepsinde. Hele hele son zamanlarda diş kaynaklı Türkiye'nin zararına çalışan haber kanalı var sağdan gözüken. Cemaat denilen küfürle ittifak etmiş o hareket de ben onun dakika söylemeyeyim. Onun haberinde var arkasında subliminal var. Sihir yapılıyor. Çünkü o kanalı seyredenler asla kurtulamazlar. Arkasında subliminal var. Mesela söylüyor, peygamber diyor, peygamber diyor, peygamber diyor, peygamber diyor. Belam bin Bahure'yi duydunuz mu? Kur'an'da hadiste var. Kendisini nasıl ifşa etti? Beddua ederek, Musa'ya beddua ederek ifşa etti kendisini. Ve Erzurum'da gömülüdür. Aslan Tepesi mi ne? Belam bin Bahura denen bizim bir asker arkadaşım. Belam bin Bahura ismi azama mazhar olmuş. Meşhur bir alim. Bedduası duası kabul olan Allah'ın Resulü Musa Aleyhisselam'a beddua eden, Firavun'la birleşip beddua eden zat. Beddua ederken dili uçkurluğuna kadar uzanmış. Ve beddua ile kendisini ifşa etti. Ondan önce kimse bilmiyordu. Beddua anına kadar kimse bilmiyordu. O zaman ayan oldu. Belam bin Bahura. Tarihte var canım, bu tarihlerde Belam bin Bahura ne işi var ya? Bunun her haber kanalında subliminal var. Kendisi de bunu söylüyordu abi. Kasım abi, tarih tekerrürden ibaret. Evet, tamam, düğmeler. arada, yani subliminal anlatmak için söyledim. Haberlerinde var kardeş. Subliminal var. Başka nereye okuyduk zaten kafamız gitti. Kaçıncı nefis mi dedik? Yok. Tamam. Mevcudatın alam ve meşakkatlarını düşünüp ruhuna alam çektirme. Alam elemlerin elemdir yani. Elem çektirme çoğuldur. Alam elemlerin ve onların Halik-i Rahim'in rahmetinden dahiler şefkatini sürme. Yani çocuk ne olacak, astım var, hasta, özürlüdür. Ya dün bir kadına rastladım. Kadına derken çocuğu var. Kaç yaşındaydı ezan okuyan Ömer? Var belki 20 yaşında. Özürlü yutkunma şeyi yok. Annesi çiğniyor. Sonra ağzına çıkarıp çocuğuna veriyor. 20 yaşında öyle ediliyor. Anaya bak ya. Ya Rabbi ya. Ulan senin anan da yapardı ya, hiç şüphen olmasın ve bu anana karşı geliyorsun ha. Yazıklar olsun sana, boynu postuna ya. Karşı çıkana tabii, sana değil de. Emniyetsi bunu koyalım şimdi, sonra patlar ya. Bak 20 küsür yaşında dün Ümraniye'de ezan okuyor. Ezan okuyor, Ömer adı ya Ümraniye dershanemizde. La orada yemek verdiler sofrada, bütün cemaat yemek yiyor. Dedim kardeş, bunu niye çağırmıyorsunuz bu adam? Niye gelmiyor? Abi o yemek yiyemez. Nasıl yiyemez? 20 yaşlı koca adam yemedi de nasıl oldu bu adam? Annesi çorba için. Hiç mi? Hep çorba mı? Hayır. Çiğner. Ona ayırdık diyor. Lahmacunu ayırdık, eve geçecek. Çiğner. Yutkunacak gibi yapar, ağzına koyar çocuğu. Bebek değil ha, 20 küsur yaşında. Ya Rabbi ya, bu anaların ayağı değil ya, ayağın tozu altında cennet olur ya. Bu ne biçim tahammül, 20 küsur ya. Bunlar insan değil, bir melek zannediyorum ya. Melek, semadan indirilmiş melek ya. İfrat mı diyorum ya? Ya kardeşim yapma ya. Allah'ını seversin ya. Of bile deme dedi Allah. Tamam işte ben en iyi Allah dediğini diyeyim. Of bile deme ya. Araba yak dedi. Yak kardeşim ya. Karışma ya. Isınırsın ya bu kışla. Anan giderse görürsün. Görürsün. Ananın isteptesi yok ve yedek lastiği de yok.
Ananın yedeği yok biliyor musun? Var mı annenin yedeği? Yok. İsteplesi de. Hani o lastik patlarsa onu takarım yok. Elemler ise sevap cihetiyle manevi lezzet yetiştiriyor. Nefis hesabına olan muhabbetlerin dünyada belaları, elemleri, meşakkatları çoktur. Safaları, lezzetleri, rahatları azdır. Bir daha okuyorum. Nefis hesabına olan muhabbetlerin dünyada belaları, elemleri, meşakkatları çoktur. Safaları, lezzetleri, rahatları azdır. Şefkat, at yüzünden elemli bir musibet olur. Öyle insanlar var ki inim inim inliyor biliyor musunuz? Şefkatini kontrol edemediğinden. Ziya zulmete borçlu, lezzet eleme medyun, sihat marasız olmaz. Hatırladınız değil mi toplama yap, bu okurken sayfayı? Bak buralardan almıştım. Küfür dalaletin o kadar dehşetli elemleri var ve boğucu karanlıkları var ki zerre miktar aklı bulunan o yola talip olmaz. Niye atlayarak gidiyorum? Yani ben sizi sıkmamak için böyle kendimce işaretledim. Bunları oku, o tekileri de kendileri meşgul olur diye. Bir kaba taslak şey okuyayım diye şey yapıyorum. Atlıyorum. Bak atladım gene. Faaliyet, bak faaliyetsizliği de hayal et. Faaliyet, aynı lezzet olan vücudun tezahürüdür ve aynı elem olan Adem'den tebaüt ile silkilmesidir. Arkadaşlar, bir insan hareket etmiyorsa, onun en büyük bela odur. Hareket edeceksin, oturmayacaksın kardeşim. Allah bile kaymetiyle an ve an kainata tecelli ediyor. Bütün kainat. An ve an tecelli ediyor. Var olup yok oluyor, yok olup var oluyor. İlimden kudrete, kudretten ilime. İlimden kudrete, kudretten ilime. Yani sen bu kainata rağmen yapabiliyor musun? Evden odadan çıkmıyor ve huzurlu olacaksın. İşe gitmiyorsun. Tembellere sormuşlar, iş buymuşlar, bir sürü fikir söylemiş. Abi haram çok sokakta ya. Tuvalette de haram var, adamlar var orada. Bizim adamlar var, bir gitme tuvalet. Peki, babanın eline bakıyorsun. Devletten alıyorsun o şeyi. Tembel, Tembeloviç. Ne dedik, niye okudun bak. Faaliyet, aynı lezzet olan vücudun tezahürüdür. Aynı ile elem olan Adem'de tebaüt ile silkinmesidir. Meşgul ol kardeşim. Başka, insan bilmediği veya yetişemediği veya tutamadığı bir maksuttan gelen hüzün ve elemden teselli bulmak için o maksudun kusurunu bulmakla belki gizli adavet etmekle kendini teskin eder. Bu cemaat taassuplarının da temelini oluşturabilir. Mesela senin için bittiğim, yandığım, kül olduğum diyor. Ben seni sevmiyorum deyince ya ne kadar çirkin bir şeydi ya ben de bunun peşine koşuyorum. Bir sürü ya böyle de bunu şey yapıyor, böyle de girince. Artık yürümesi bile kusur olur. Acayip bir şey. İnsan ya garip ya. Acibime gidiyor ya. Şimdi birisini gördüm. İyi bir aktörlük yapıyor. Zıddiyet noktasında dinden kopuk. İlk önce ben kızdım, sonra dedim ki bir dakika Allah yarattı böyle. Bak bu adam iş yapıyor ya. Ona bana imanımı anlatıyor. O imanı bayağı iş yapıyormuş ya. Haberi yok. En zor işleri onlar yapıyor. En zor iş dünyada imansız olmak. İmanı sana anlatmak için adam ciddi bir şey. Ya kardeşim filmde iki tane zıt şey mana olmasa, oyuncu olmasa zevk verir mi? Heyecan olur mu filmde? Herkes iyi adam. Önemli niye seri çeksin? Zaten iyi. O kötüyü takip ediyor bilmem ne yapıyor. Ay kafasını kesiyor bilmem ne yapıyor. Şiddet tabii bunlar. Ama bir heyecan oluyor değil mi? Hayat da böyle ya. İmansız yok. İman da yok ki o zaman. Hakiki ve elemsiz lezzet yalnız imanda ve iman ile olabilir. Tevafuk ettiğini gördüğümde konuşmadın. Hayvanın mazi ve müstakbeli yok. Ne geçmişten elemler ve teessüfler alır ve ne de gelecekten endişeler ve korkular gelir. Hakikaten hayvan olmak lazım bu dünyada. Ama elimize geçmiyor. Usta da dedi ya ben sana kaç defa dedim hayvan olamazsın. Hayvanın geçmişi var mı? Yok. Elemi yok. Bak. Geçmişi var mı? Yok. Elemi de yok o zaman. Geleceği var mı? Yok. Korku da yok. Hah.
Hakikaten acayip bir şey ya. Kral gibi yaşıyorlar ha. Çünkü yaşadığın farkında değil. Hep lezzet alıyor. Yaşadığın farkında olsa ölümü de fark edecektir. Cemiyetteki insanların çoğu yaşadığın farkında değil. Ama hayvan olmadığı için azap çekiyor. Hayvan olmadığı için azap çekiyor. Ölüm yaklaştığında mı? Tabii hastalık bir çarpınca baş ağrıyor. Ha baş varmış. Böbrekte sorun olunca böbrek varmış. O zaman anlıyor. Hayvan olma şansı zaten yok. İnsan yok. Ya aşağısı ya yukarısı. Evet. Kelena mı belhuma da. Peki o zaman Allah demesi onu kurtarıyor mu? Allah demesi gene Allah diyebiliyorsa hayret yani. Kurtarmak başka bir şey de Allah diyebiliyorsa Allah demiş oluyor yani. Nereye koyayım? Allah Allah. Ya kardeşim, iman olduktan sonra ameli salihinde varsa bir şey anlatayım mı size? Bu sabah ağlayarak kalktım. Çok şey yaptım. Mübalağa etmiyorum size. Rüyamda birisini cenazedeymişim. Cenazedeymişim. İnşallah hayır olsun. Ben telkini ben veriyorum. Birisi merak ettim ya bu dedim nasıl bir şey ya nasıl ya biraz açılsa da öyle rüyada oluyor. Şu adamı dedim böyle görsem yani durumu nasıl ulan bakıyorum dikkat ediyorum elimde telkin şeyi okuyorum ama ikide bir içine bakıyorum. Bu gözde değil de bu göz yönü gösteriyor gören ruhtur. Gözlük gibidir ya. Gözlüğü çeviriyorum oraya. Bakan gözdür, gözlük değildir. Gözlükle bakarım. Ha, ruh da gözle bakar. Ha, bu gözlük neyse kafaya, ruha da göz öyledir. Dedim şöyle bakayım. Ya içini bakallayarak kattım inanın. Ondan sonra ya dedim içini ne görsem dedim ya. Lan nereden dedik? Baktım ayna gibi çıktı. Allah Allah. Bu yedi tane sıfatı olanın hiç şansı, hiç kurtuluş şansı yok diye bir sesle oraya yankılanıyor. Adam duruyor, böyle tamam mı? Fesubhanallah. Adam duruyor, sesi duyuyorum. Ama dedim, yedi tane şey nedir ha dedim ya. Üç tane soru var. Hadi dört tane olsun, dört tane pek yok da bir kere Rabbini soracaklar, kitabı soracaklar, ondan sonra dinini soracaklar. Sonra bir de din var, şey peygamber var. Ben Rabbim ya. Ona dedim yedi tane, üç tane de nedir ya? Ses şu. Namazsız girenin hiç şansı yoktur. Ulan ben dedim ki içimden ya kebairdir yani şey ama yani böyle imansız değil falan bu azap. Tekrar ediyorum. Ama nasıl tekrar ediyor biliyor musun? Ses kaynağı belli değil ya. Nereden geldiği belli değil. Öyle bir yankılama oluyor ki... Yani dehşet mi dehşet, vahşet mi bir şey değil ya. Namazı olmayanın hiç şansı yoktur. Ama böyle namazı olmayanın şansı yoktur. Böyle ses yankılayarak geliyor adama. Hissettim ki namaz yok. Ay dedim hiç şans. Hani o ötekileri sayana kadar zaten bizde patladı heyecan ağlama. Öyle uyandım. Yedi tane de duydum. Bir tane onu duydum. Namazsız girenin ben hiç şansı yoktur. Fetretten isteği eğer bir şey almıyorsa namazsız girenin hiç ama bildiği halde kılmayıp giriyorsa hiç şansı yoktur. İmansızlıktan bahsetmiyorum. Yani cehennem azabınsız böyle bir şey yok yani. Hiç şansı yok. Neyse ne dedik ya. Şimdi şeyde hayvan olmaktan geldi. Kaza namazınıza başlayın. Kaza namazınıza Allah için başlayın. Hizbul Kur'an'ı elinizden bırakmayın. Haftada bir gün derse gitmeyin. Nereye giderseniz gidin. Buraya gelmek zorunda değilsiniz. Hiç kimse, kim soruyorsa bu cemaate geleceksin. Başka şey yok. Batıldır, bidattır. Atın suratını onu.
Buraya gelmek zorunda değilsin. Siz gelince bana sıkıntı oluyor canım. Tuvalete gidiyorsunuz, kağıt harcıyorsunuz, su içiyorsunuz. Ciddi diyorum ha. Çünkü niye? Aranızda bazı fıtratlar var, çınar gibi. Ben de bu dersimle size saksı sunuyorum. Saksıda çınar büyür mü? Belki balina gibisiniz. Ben de Karadeniz'i vaat ediyorum size. Bir koca balina Karadeniz'de büyür mü? 500 bin voltluk cereansın eve direkt bağlanır mı? Onun için fıtratınıza nereye uygunsa oraya gidin. Cemaatler dava değildir. Dava içinde Burhan'dır. Dava İslam'dır. Sen İslamiyet'i güzel yaşamak değil mi Gayn? Neresi vesile oluyorsa oraya git. Vesilelik bu kadar. Ben size vesileyim, bu vesiledir, hepsi vesiledir. Vesileyi asıl yapmayın. Tamam. Nereden istifade ediyorsan git. Ama Risale-i Nur merkezinden çıkma. Yani Risale-i Nur pergelin ucunu oraya koy. Ama nerede anlatılıyorsa, nerede istifade ediyorsan git. Haram sevmekte bir kıskançlık elemi ve firak elemi, mukabele görmemek elemi gibi çok arızalar ile o cüz-i lezzet zehirli bir bal hükmüne geçer. Allah Allah, çok acayip ya. Yani hala ateş var ha, o namazsız olanın şansı yoktu. Hala inşallah gider şimdi. Ateş bastı ya çünkü. O acayip bir şey ya, korkunç bir şey. Duymadım ki, korkudan, ağlamaktan uyandım ya. Abi kaza deyince şimdi bana da ateş bastı. İyi rahatlattın, Allah razı olsun. Başladın mı? İnşallah bu akşam başlıyorum. Abi bu elem mi oldu? Elem. Bu elem işte, fiili elem. Ateş bastı. Ama ne oldu biliyor musun bu? O ne yaptı bu şimdi? O mezarın içinde o adam yoktu. Bu kendisini koydu. Ondan. Şimdi elemdir. Şu anda her namaz, kaza namaz olup da başlamayan da şu anda hepinizde elem var. Fiili bir ders oldu inşallah bu. Ben de nereden girdim diyordum ama demek bu için. Şu anda yanlı olduysa ha elem bu işte. Elem buymuş. Allah Allah. Bugün başladınız. Allah'ımı benim bildiğim Allah ve okuduğum din, okuduğum kitap, işaret edeceğiz, şeyde 72, inandığım ve inandığım ve okuduğum. Başladın öldün, bitmiş gibi muamele göreceksin. İnan, Rabbim şahit olsun. Allah yalana şahit edilmez. Bildiğim din, okuduğum din, itimadınız olsun, böyledir. Başlayın, ama başla. Ben başladım, bitirdim, tekrar şey yaptım. 17 yaşında tanıdık ya, Ebul Uçağ'ın birkaç sene şeyimiz vardı. Nurları tanımadan önce namaz vardı. 17 yaşında tanıdım ama 14 işte, 3 sene dedim ki yani olur ne olmaz. İskat 12'den başlanılıyor. Kızın, kadınların iskatı 9, erkeklerin 12. Ben Ebul Uçağ 14'tü ama falan dedim. Neyse sen ne zaman Ebul Uçağ'ına girmişsin onu. Ama dedim iskat 12 ise 12. O iskatı 12 almayın. Siz bu uçağını hatırlıyorsanız oradan başlayın. Yoksa iskat yaşından başlarsın. Ama şu anda fiili oldu. O şekilde yankı ama bildiğiniz gibi değil yani. Ama bir daha telkin verebilecek miyim? Biraz zor şimdi onu hatırlarım. Cenazelerde vermek çok zor artık. Allah kimsenin başına vermesin. O adamın hiç şansı yok öyle birisi girdiyse. Bildiğiniz mi şimdi ya? El Fatiha.